İlk konuğumuz Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doçent Doktor Nurullah Ermiş. Kendisini <laughs> alkışlarınızla <altyazı gülüyor> davet ediyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Merhaba. 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 Efendim, e, bugün hangi konudan bahsedeceğimizle ilgili kısacık bir bandımız var. Bizler yerimize geçelim, programımız başlasın. <laughs> Eklem ağrıları neden kaynaklanır? Bel ve boyun fıtığı belirtileri nelerdir? Skolyoz ve kifoz nasıl tedavi edilir? Omurga ve eklem rahatsızlıkları ile ilgili her şeyi ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Nurullah Ermiş canlı yayında anlatacak. Az sonra. Efendim sağlık zamanı canlı canlı başlıyor. Herkese yeniden iyi pazarlar diliyoruz. İlk konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doçent Doktor Nurullah Ermiş. Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ayaklarınıza evet. sağlık. Yani... Bu güzel havada niye e buraya geldiniz? Evet. Ama bu güzel havada da eklem ağrıları olabiliyor. Bugün evet, eklem evet. ağrılarından bahsedeceğiz. Neden kaynaklandığından başlayalım isterseniz. Şimdi eklem ağrısı aslında toplumda çok sık görülen bir şeydir. Baş ağrısı gibi bir şey. Yani hayatta bunu yaşamayan neredeyse yoktur. Evet. O yüzden sebebi de çok fazla oluyor. Yaşa göre değişiyor. Ee, ...insanların aktivite durumuna göre değişiyor. Mevcut diğer hastalıkları varsa... ...şeker hastalığı, tansiyon veya başka şeyler varsa... ...onlara bağlı değişebiliyor. O yüzden çok sebebi vardır. Bunu tek bir sebebi bahsedemeyiz. Ama bizim en çok gördüğümüz... ...hele bu mevsimde de ağrıların arttığı dönemde... Hmm. ...en çok gördüğümüz ağrılar... bir ...osteoartrit dediğimiz halk arasında... ...kireçlenme olarak bilinen ağrılar... ...bir de... E, ...romatizmal hastalıklara bağlı... ...yine mevsimsel değişikliklerden de etkilenmesi açısından... ...romatizmal hastalıklara bağlı eklem ağrıları... ...çok sık görüyoruz... Hmm. Ama bunun dışında genç sporcu bir insanda da eklem ağrısı olabilir. Aşırı yormaya bağlı. Askerde de olabilir. Çocukluk çağında olan bir e, kalça çıkıklığı olsun veya başka bir deformitesi varsa onlara bağlı da <laughs> ileri yaşlarda eklem ağrıları görülebiliyor. Peki kireçlenme dediniz en yaygını osteoartrit. Evet, bizim şimdi. en çok gördüğümüz kireçlenme halk arasında bilen osteoartrit. Kalça, diz, bel boyumunun her bölgesinde var. Kalçadan başlayalım mı? Kalça ekleminde böyle bir kireçlenme yaşandığında evet. tedavi yöntemleri neler oluyor? Şimdi kalçada... E, Osteoartrit dediğimiz hastalık şu aslında. Şimdi bütün eklemlerimizde hı hı. pürüzsüz bir kıkırdak yüzey vardır. Bu pürüzsüz kıkırdak yüzey ve eklem sıvısı vardır. Ee, bu eklemimizin rahat bir şekilde ağrısız bir şekilde hareket etmesini sağlar. Eğer bu eklem sıvısında azalma ve pürüzsüz kıkırdak yüzeyinde pürüzlenme meydana gelirse... ...yani kıkırdak aşınırsa hı hı. o zaman buna işte kireçlenme olarak tarif ediyoruz. Şimdi bu kıkırdak yüzeyi aşındıktan sonra maalesef bunu geriye döndürme şansımız yok. Yani... Biz şunu söylüyoruz hastalarımıza, hangi tedavi olursa olsun hiçbir zaman bizi 18 yaşına geri döndürmüyor. Hmm. Yani kıkırdak aşındığı zaman geri dönüşmüyor maalesef. Ama aşınmaması için ne yapacağız? Aşınmaması için bir şeyler yapmamız lazım. Çünkü kıkırdak beslenmesi çok zor olan bir doku. Yani bir insanın bacağı kırılır, iyileşir, hiçbir iz kalmaz. Kaylar. Parmağı kesilir, hiçbir iz bile kalmayabilir, yara iyileşir hmm. gider. Ama kıkırdak hasarlanırsa iyileşmez. O yüzden kıkırdağın hasar görmemesi lazım. Bunun için en büyük sebep, en büyük yani kıkırdak hasarı yapan sebepler bir defa kilo. Hmm. Aşırı kilolu insanlarda kıkırdaklar o kiloya dayanamıyor ve belli bir süre sonra kıkırdakta incelmeler... Daha sonra çatlaklar ve kıkırdan <laughs> aşılması şeklinde ilerleyecek Hocam, Hocam bir de yani kilolu olduğunuz zaman aklınıza yani böyle bir şey gelmesi çok mümkün olmuyor. Hani hareket kısıtlaması oluyor. Ne bileyim hani daha çabuk yoruluyorsunuz, nefessiz kalıyorsunuz evet. ama hani kimse ay ben kiloluyum ama kıkırdaklarım da bundan işte etkileniyor gibi bir düşünce olmuyor. Zaten o kısır döngüye giriyoruz. Yani kıkırdak kilolu olunca hareket azalıyor. Hareketler azalınca e, hadi kalk spor yap dediğimiz veya yürüyüş yap dediğimiz zaman eklem ağrıları oluyor kilodan dolayı ağrı hissetmemek için az yürüyor. Az yürüdüğü için kireçlenme hı. ilerliyor. Yani o kısır döngüye giriyor insanlar. O kısır döngüden kurtarmak gerekiyor. Hı hı. Ben o kısır döngüden inşallah. kurtarmak <laughs> için de işte kilo vermek şart. Kilo verirsek eğer eklem ağrılarımız daha az olur. Daha aktif bir yaşam olur. Daha aktif bir yaşamda daha az eklem ağrısı demektir. Peki. Yani aslında dış görünüşten önce sağlık tabii ki bu kilo tabii. ile ilgili. En önemlisi Yani burada insanları da tabii daha çok bu bizim işte el, 60 yaşından sonra gördüğümüz bir problemdir sıklıkla. 60 yaşından sonraki insanlara da 70 yaşında bir teyzemize de hadi spor yap kilo ver demek de kolay değil. O, o yaşta kilo vermek de zor oluyor. Hele beraberinde şeker hastalığı varsa çok çok daha zor oluyor. O yüzden hani çok da insanları zora sokmadan, stresi yapmamaları için ol diyetisyen değil, değil kontrolünde kan tahlilleriyle beraber bir, belli bir perhiz uygulanarak bu kilonun verilmesi, sağlanması lazım. En büyük etken budur. Hı -hı. Bütün kalça, diz, bütün eklemlerde özellikle bel bölgesinde yine kireçlenmelerde en büyük sebep kilo. Peki dizde de mi yine kireçlenme olun aynı şekilde tedavisi yani geri dönüş mümkün değil. Yani bütün kıkırdak, kıkırdak için bunu söyleyebiliriz. Evet. Boyun fıtığından sonra boyundaki kireçlenmelerde dahil, beldeki kireçlenme dahil. Yani kıkırdakta da hasar başladıysa bunu geri döndürmek mümkün değil. Hı hı. Bunun için kıkırdak koruyucu e, bazı vitaminler. Eskilerin işte kelle paça dedikleri şu an işte e, köpek balığı kıkırdağı, horozibi kıkırdağı falan onlardan elde edilen ilaçlar var onlarla biraz desteklenmeye hocam, biraz çalışılıyor hocam bir dakika mi dediniz evet onlarla horozibinden elde edilen e, eklem sıvısını destekleyici ilaçlar var onlarla desteklenmeye çalışıyor bunlar kanıtlanmış %100 kanıtlanmış şeyler değil aslında hı hı. ama sonuçta e, birçok tedavi yöntemi deneniyor öncelikle burada bizim vücudumuzu hor kullanmamamız lazım yani o kıkırdan zayıflamaması lazım o yüzden sporun da aşırısı kötü Kilo da Aslında o çok öte. önemli bir şey değil mi? Hani her şey dozunda yapmak lazım. Evet, yani sporcularda da çok sık rastlanıyor bu tip şeyler. Kesinlikle. Herkesin vücudu aynı değil. Aynı esneklikte değil. Aynı kas yapısı yok. Mesela bayanlarda daha çok görüyoruz bu problemleri. Kireçlenme problemini. Yani o da aslında belli bir yaştan sonra mı hocam? Yoksa genç yaşta çok sık Be rastlanıyor mu? Hayır belli bir yaştan sonra hani kemik erimesiyle başlıyor diye biliyorum ama. Yani mesela 60 yaşından 70 yaşından sonra biz bunu çok sık görüyoruz. Çünkü hı. -hı. yıpranıyor. Aslında bu yaşlanmanın bir sürecidir Tabii. yani. Şimdi bu bayanlarda da daha, daha çok görülüyor ama bayanda daha çok görülmesinin sebeplerinden birisi birincisi hayat şartları açıkçası. Çok daha fazla hayatta kalıyorlar, çok daha fazla yoruluyorlar. o kadar yani. İkincisi de kilo. Daha kilolular maalesef. Üçüncüsü de kas gücü daha az. Erkeklerin bacaklarındaki kaslar daha kuvvetli olmasından dolayı kemiğe binen yükü kısmen kasların toler etmesinden dolayı biraz daha kemiklerin yıpranması daha yavaş seyrediyor. Bir diğeri de genetik yapı. Yani annemizde anneannemizde varsa bizde de olma ihtimali çok çok yüksek. Peki gene çok sık görülen şikayetlerden hemen hemen herkeste olan bel boyun şikayetleri var. Bu da çünkü evet. e, gerek hayat şartları gerek e, belki yapılan yanlış egzersizler hareketler veya çalışma şartları. Mesela evet. bizde de yani diş hekimlerinde çok görülen böyle sıkıntılar. böyle daha çok. Burada ama herkeste de bir bende fıtık varmış lafı var. Yani evet. bel ve boyun rahatsızlıklarında çekilen ağrılarda hangi durumlarda biz fıtıktan şüphelenmeliyiz? Evet bunu hasta kendi ayırt edebilir evet, mi? Fıtık dediğiniz gibi çok sık görülüyor aslında toplumda. Hı hı. Şimdi bu e, hatta işte e, komşunun fıtığı vardı gitti belini çektirdi düzeldi. İşte ben yaptım olmadı falan. Yani herkesin fıtık dediği şey aynı şey değil aslında. Fıtık iki kemik arasında bakın şurada omurgamızın iki kemiği arasında. Hatta onu da gösterelim. Evet. evet. Şöyle kemiklerin arasında diskler vardır. Bunlar amortisör görevi görür. Omurgaya yük bindikçe ve hareket ettikçe kemiklerin aşınmasına izin vermez. Ama bu disklerden birisi dışarıya doğru şekil değişikliği yaptığı zaman o zaman bacağımıza ya da boynumuz, boyun bölgesindeki sinirlere baskı yapar. Bu sinire yapılan baskı da bacakta ağrıya, uyuşmaya, kuvvet kaybına, aksayarak yürümeye sebep olur. Bazen daha iç tarafta olduğu zaman idrar kaçırmaya kadar sebep olabiliyor. Ha. Şimdi bu fıtığın büyüklüğü önemli bizim için. Bulunduğu yer önemli. Fıtık belli bir büyüklüğün altındaysa eğer o zaman tedavi tamamen fizik tedavidir. İlaç tedavisidir. Korsedir. Günlük insan vücudunun yanlış kullanılmasından kaçınılmasını sağlamaktır. Ama belli bir büyüklüğün üzerindeyse bacakta kuvvet kaybı sürekli uyuşmalar ağrılar yapıyorsa o zaman tedavisi cerrahidir. Cerrahide artık günümüzde zaten. Halk arasında kapalı ameliyattan mikro cerrahi işlemlerle çok kolay bir şekilde bunlar evet. halledilmekte. Ama burada asıl problem sizin de dediğiniz gibi hepimizde olan aslında kullanım hatası. Evet. Bir makineyi kullanırken de hata yaparsak makine bozuluyorsa insan vücudu da bu şekilde kullanım hatası. Ve genetik yapı. İnşaatta çalışan bir işçi 50 kilo yükü taşıyor sırtında hiçbir şey olmuyor ama masa başında çalışan insan fıtık olabiliyor. Evet, bunlar ya, enteresan. Evet. Bunlar kas gücüyle ilgili, yine aynı şekilde kilomuzla ilgili ve e, genetik yapıyla ilgili. Maalesef genetik yapımızda varsa, omurgamızda düzleşmeler varsa, normal anatomik yapıda değilse, fıtık için risk faktörleri varsa o zaman biz bunları daha kolay yaşayabiliyoruz. Hı hı. Burada ama halk arasında işte fıtığım vardı ameliyat oldum ve oldum olmadım iyileşti falan şeklindeki söylemlerin hiçbiri doğru değil. Burada fıtığın ne büyüklükte olduğu, sinire ne kadar baskı yaptığı önemli. Sinire baskı yapmayan Sadece MR'da görünen ufak bir fıtığın hiçbir tedavi ihtiyacı yok. da sadece egzersiz mi veriyorsunuz? Yani fizik tedavi gibi mi oluyor? Evet. Öncelikle oturuşumuzu düzeltmemiz gerekiyor. Sonuçta hmm. kambur Manet durumda var. duran bir insan evet, veya boyun sürekli <laughs> sabit kalarak var. çalışan <laughs> no. bilgisayar başında çalışan mesela bankada çalışan arkadaşlarımıza çok olur. Hmm. Bilgisayar başında uzun süre sabit kalan uzun süre ders çalışan, uzun süre el işi yapan insanlarda boyun fıtığı olma riski daha fazladır. Hmm. Kambur duran insanlarda, yerde daha çok oturan insanlar, şöyle alçak yerde oturan insanlarda belin öne doğru eğilmesinden dolayı bel fıtığı olma riski daha fazladır. Yine ağır şartlarda çalışanlarda, kilosu olanlarda bel fıtığı olma riski daha fazladır. Şimdi bizim bunlardan hepsinden, hepsinden kaçınmamız lazım. Yani alçak yerde, ya yerde uzun süre oturmayacağız, kilo almayacağız. Peki o masa zaman... başındakiler ne yapacak hocam? Hani sık sık şey mi, şekil mi değiştirmek Egzersiz lazım, yapacaklar. Hı. Egzersiz yapacaklar ama onlara da egzersiz yapın dediğimiz zaman gidip bir spor merkezine kaydoluyorlar. Sonra da gitmiyorlar. Sonra <laughs> gitmiyorlar ama şöyle zannediyorlar. Her şeyi hani devletten beklemek gibi bunu da gidip bir yerden tedavi olmayı bekliyorlar. Ama bizim bunu gün içine yaymamız lazım. Yani her saat başı, her yarım saatte bir boyun egzersizleri yapmamız lazım. Çok basit egzersizler. Başımızı öne, arkaya, sağa, sola, sa saat yönde ve ters yönde çevirerek boyun egzersizleri. Oturduğumuz yerden esneme, gerilme egzersizleri sırtımızı çalıştırarak ve oturduğumuz sandalyenin bel boşluğunu destekleyecek şekilde bel belimizi boşta bırakmayacak şekilde olmasına dikkat ederek bunların önüne geçmemiz lazım. Yine aynı şekilde arada bir kalkıp yürüyüş yapmak lazım. Uzun süre sabit kalmamak lazım. Yine uzun süre oturmaya bağlı diz ağrıları, kalça ağrıları, kuyruk sokumu ağrıları çok olur. Bel ağrıları çok sık görülüyor. Bunların hepsi uzun süre oturmaya bağlı. Topuklu ayakkabı da çok şey yapıyor hocam değil mi? Duruş bozuklukları falan. Tabii topuklu ayakkabı da çünkü bir insanın topuğunu kaldırdığınız zaman o insanın öne doğru gitmesi lazım. Değil evet. mi normal? Ama evet. gitmiyor. Evet. Niye gitmiyor? Çünkü omurga bel çukurluğunu arttırarak kendini, basını, geri kendini geriye doğru atıyor. Aslında bu bayanların istediği bir şey. Vücut hatlarını daha belirgin hale getirdiği için falan. Ama bel çukurluğunu arttırmasına bağlı bel ağrıları daha fazla oluyor tabii ki. Hmm. Ee, topuklu Bit ayakkabı giymeye bağlı zaten ayak problemleri, ayak baş parmağında eğrilikler çok oluyor. Kadın olmak zor. Peki <laughs> omurgadaki diğer rahatsızlıklardan hani bildiğimiz skolyoz var. Yani <laughs> bunlardan biri kifoz var. Evet. Bunlar da yine çoğunluğu postür bozukluğuyla ilgili ama genetik faktörler de veya doğumsal da olabiliyor değil mi? Tabii ki yani doğumsal da oluyor. Şimdi skolyoz dediğimiz şey aslında şu. Omurgaya o S şöyle... şeklinde olması değil mi onun? Yani hani o yamukluğun o şekilde olması mı? Şimdi var. insan vücudunda 33 tane omur var. Hı hı. Bu omurlarımız önden baktığımız zaman şöyle düz olması lazım. Yandan baktığımız zaman da belde çuk, boyun, boyun çukurluğu, sırtta kamburluk ve bel çukurluğu şeklinde olması lazım. Bu bizim normal anatomik yapımız. Hı hı. Şimdi önden baktığımız zaman Vücut sağa veya sola doğru eğiliyorsa buna skolyoz diyoruz. Yandan baktığımız zaman öne doğru eğilme varsa buna da kamburluk yani kifoz diyoruz. Kifoz. Hmm. Şimdi bu skolyoz öne veya arka e, karşıdan baktığımız zaman sağa veya sola doğru eğildikler kimin eğri büyümesinden kaynaklanıyor genellikle? Bu doğuştan kemiklerin yapışık olmasından da olabilir. Hı hı. Sonradan özellikle en çok gördüğümüz skolyozların %80'ini oluşturan gruptur bu. 10 yaşından sonra kız çocuklarında adolesan idiopatik skolyoz dediğimiz sebebi bilinmeyen sırt eriliği. %80'i bu gruptadır. Daha 10 çok yaşından yaş, yani sonra başlıyor. Yani erkek çocuklarda hiç mi gözükmüyor? Erkek Daha çok kız çocuklarına hmm. gözüküyor. Erkek çocuklara daha çok 15-16 yaşında hızlı boy uzaması döneminde kamburlukları daha çok görüyoruz. Hmm. Ee, bu skolyozun işte derecesine bağlı olarak da tedavisi değişiyor. Öncelikle biz korse tedavisiyle bu işi götürmeye çalışıyoruz. Ama belli bir derecenin üzerine çıktığı zaman artık organlara baskı yapmaya başlıyor. Yani diyelim ki omurgamız sola doğru eğildi. Bu sol tarafta kalbimiz var, akciğerimiz var, kaburgalar var. Buradaki baskıya bağlı solunum problemleri başlıyor. Akciğer problemleri daha sonra ileride kalp yetmezliklerine kadar giden sürece giriyor. O yüzden belli bir derecenin altındaysa korseyle egzersizle Peki sonra eder. onun derecesi artabiliyor mu yaşla birlikte? Öyle bir durum Artıyor. Daha çok ergenlik döneminde sık görüyoruz. Erişkinlerde de olmuyor mu oluyor? Ama daha çok e, bel bölgesinde, belde kireçlenme ile beraber omurgada eğrilmeler oluyor. O zaman sinir baskıları meydana geliyor ki buna da dar kanal hastalığı diyoruz. Evet, dar kanal vardı. Bile. Şimdi o... dar kanal rahatsızlığı da çok sık görülen bir problemdir. Bir de şey diyorlar çok pardon, bu e, fıtıkla dar kanal çok karıştırılıyor, evet. deniyor, değil mi? Evet, şimdi fıtıkta kemikte bir problem yok aslında. Fıtıkta olay iki kemik arasındaki disk dediğimiz yumuşak dokudaki bir problem. Ama dar kanal dediğimiz rahatsızlık ise aslında dizde ve kalçada gördüğümüz kireçlenme gibi bir problem. Hı hı. Yani olayın içerisinde kemik problemi de varsa o zaman kanal daha çok dar oluyor. Kanal neresi peki? Kanal dediğimiz şey şu. Şimdi omurgamız, omurgamızın içerisinde böyle bacaklarımıza gelen sinirler <laughs> var. O sinirlerin çıktığı, şöyle gösterelim. Şurada sarı gördüğünüz şey omurilik. Beynimizden gelen Ayaklarımıza kadar, kulak sokumuna kadar gelen sinirlerin olduğu bölge. Şimdi bu omuriliğin etrafında belli bir boşluk olması lazım, rahat olması lazım. Sinire herhangi bask, bir şekilde baskı varsa o sinirin çalışmasına engel olur. Hı, hı İşte fıtık bunlardan biri. Fıtık eğer sinire baskı yaparsa sinirin çalışmasına engel olur. Ama bir taraftan, bir taraftan fıtık baskı yapar. Bir taraftan buradaki kemikler baskı yaparsa o zaman bu sinirin olduğu kanal daralır. Buna dar kanal hastalığı diyoruz. Bu e, yine belli yaştan sonra, 60'lı yaşlardan sonra en sık gördüğümüz bel ağrısı sebeplerinden biridir. Sadece bel ağrısı yapmaz, daha sonra bacaklara gelen sinirler sıkıştığı için ayaklarda uyuşmalar, karıncalanmalar. Hatta 100 metre yürüdükten sonra kramp giriyor şeklinde, bacaklarıma kramplar giriyor şeklinde şikayetlerle bize başvururlar. E, belli bir zaman sonra artık idrar tutamayacak duruma gelebiliyor hastalarımız. Hmm. O yüzden o aşamalara gelmeden zaten hepsine tedavi öneriyoruz. Maalesef biraz günümüzde giderek daha da iyi şartlara geldi ama eskiden hep ameliyattan korkulurdu. 50 ameliyat mı hocam yani tedavi? İşte o aşamalara gelirsek hmm, ameliyat. En son artık. O aşamalara gelmeden işte bunların tedavi etmek gerekiyor. Peki ee, o aşamalara gelmemesi için sonuçta bir herhangi bir belirtide doktora gitmek lazım tabii. Ama işte bize öteleyen bir toplumuz. <laughs> bir Şimdi toplumuz. bel ağrısı da bize gel, geldikleri zaman ayağım ağrıyor, ayakta kuvvet kaybıyla geldikleri zaman sorguladığımızda 5 sene öncesine dayanıyor aslında şikayetleri. Aslında 5 sene önce de vardı diyor da işte idare ettik falan diyor. İşte o idare ettikler ona çözüm ürememe, üretmemek sonucu, sonucu kötü yetiliyor Aslında ağrı her eklemde olan ağrı bir uyarıdır bizim için. Önceden bir uyarı veriyor vücut. Diyor ki burada bir ağrı var. Yani burada bir problem var. Bu da ağrıyla bizi kendini gösteriyor. Bizim o uyarıyı dikkate almamız lazım. Eğer hmm. ağrı olduğu halde zorlarsak işte kalıcı hasarlara sebep hmm. olabiliyoruz. O yüzden e, işte bütün eklemlerdeki ağrılarda mutlaka çok dikkatli olmak lazım. Çünkü ilerlediği zaman ne oluyor? Kalçada eklemde kireçlenme ilerledi. Tedavisi ameliyatla oraya protez uyguluyoruz. Ha Kötü bir şey mi değil. Sonuçta çok uygulanıyor. Bu, sık uygulanan bir tedavisi. Çok sık yaptığımız bir şeydir. Bizim hemen hemen her gün uyguladığımız bir tedavi yöntemidir. İnsanlar da fayda görürler. Erti, 2-3 gün sonra evine gider işte e, bir ay sonra her türlü fonksiyonunu geri dönmüş bir şekilde. Peki tekrar ameliyattan sonra belli bir süre sonra hani tekrar aynı rahatsızlığa yakalanma ihtimali var mı? Olmuyor. Bu şöyle eklemini o kireçlenen dediğimiz aşınmış kıkırdan aşınmış yüzeyi tıraşlanıyor. O tıraşlanan yüzeye metal parçalar koyuluyor. Hmm. Artık o metalde aşınma beklemiyoruz. Ama tabii ki hor kullanmaya bağlı yine aşırı kilolar aşırı ayakta kalmalar sonrası 10 sene 15 sene sonra... O protezde yıpranma ve gereken. değiştirme ameliyatları gerekebilir ama e, şu an günümüzde kullanılan protezler de çok e, kaliteli ve uzun müddet ömür boyu gidebilecek protezler. Hı. O yüzden çok sıkıntılı bir durumlar değil açıkçası artık bunlar. Hı. Peki e, ben yine biraz da kendimde de bu taş şikayetler olduğu için sürekli bele dönmek istiyorum. Evet. Şimdi ben de çok yani nereden baksan 10 senedir falan bu bel fıtığı şikayeti var. Yani gidildi bel fıta teşhisi koyuldu ama işte bir dönem evde yapılabilecek egzersizler verildi. Yani fizik tedaviye bile gerek duyulmadı. Çünkü evet. kilo verince rahatlıyordu. Evet. Şimdi bu ileriye dönük kilo verdim diyelim. Yani şu anda kiloluyum tekrar ama mesela verme çabası içerisindeyiz. Hani Ben biliyorum ki verdiğim zaman bu baskı azalacak. Evet. Uzun vadede bunun tekrar zararı olabilir mi? Yani hani bu fıtığın derecesini arttırmamak için en azından ne yapmalıyız? Hani postür düzgün kilo almayacaksın mı? Cevap evet. buysa sıkıntı. <laughs> Bak, cevabı, cevabı da biliyorsun sıkıntı yok. Başka yok. bir şey der mi acaba? Diye, diye. <laughs> yani gene başa döndük illa kilo vereceğim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama süzüldüm ya. Evet. Ya, evet, evet. Şimdi değil ya mi? bırak evet. evet. Şimdi şöyle bir durum var. İşte hep bir yerden bir destek bekliyoruz. Aslında çözümü biliyoruz. Evet. Ee, i̇ki kilo verseniz rahatlıyorsunuz belki de. Tabii tabii. Ama o iki kiloyu da vermeden de başka bir yöntem olur mu diyor. Yani i̇ki kilo vereceğiz. Bunun başka çözümü yok. Bizim vücudumuz, anatomik olarak yapımız bu. Bizim disklerimiz, o kemiklerin arasındaki amortisör görevi gören şeyler hı hı. bu kadar yüke dayanabiliyor. Daha fazla kilo alarak, daha fazla buraya yük vererek yapmamak lazım. Ha ne yapabilirsiniz bunun dışında? Günlük hayatınızda yaptığınız bazı değişiklikler olabilir. Mesela yattığımız yatak. Bazı ha, insanlar evet. ağrıyla kalkar sabahları. Evet. Yani olur. gün gece boyunca taş mı taşıdı? Peki hocam onun kalksın? hani çok sert yatakta yatanlar bazen de yok işte çok sağlıklı falan. Yani onu neye göre belirleyeceğiz? Şimdi Kapabı. bakın, o da ayakkabı gibidir aslında. Evet. Herkesin ayağına ...aynı ayakkabı yani çok rahat deyip de... ...aynı ayakkabı numarası aynı olsa bile... ...başkasının ayakkabısı size çok rahat gelmeyebilir. Evet. Herkesin ayak ayak şekli farklıdır. Bizim omurgamız da aynı şekilde. Burada sadece kemikler değil. Omurgada kemikleri bir arada tutan bağlar, kaslar... ...onların evet. esnekliği, herkes de aynı değil. O yüzden aynı yatakta yatıp da... ...aynı sonuca ulaşmamız mümkün değil. Evet. Ama biz şunu söylüyoruz. Çok fazla böyle içine gömülen yataklar... ...koltuklar... Çok da rahat oluyor hocam. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte de bir gerçek evet. var. Yani kısa süreli rahatlık sağlayabilir evet. ama uzun müddet o yataklarda yatmak açıkçası çok da rahat olmuyor. Birazcık omurgamızı desteklemesi lazım yattığımız hmm. yatağın. Yani omurgamız boyunca böyle çekil alması gerekmiyor. İşte o yüzden hani başın şeklini alan yataklar. Ama yastıklar... şimdi şeyler çıktı. Vücudun şeklini alıyor yatınca. Evet. Onlar iyi mi? Değil. Ya, o da değil. Ne değil <laughs> değil o? Ütüttramakta şey kipiyor konuşuyor oldu bir ara. Tabii. Çok sağlıklı ol iddia ediliyor ama daha kötüymüş galiba. Yani daha kötü yani daha rahat eden insanlar vardır kısa evet. ama uzun vadede dediğim gibi omurganın desteklenmesi lazım. Şimdi siz yatarken başınızı yan yastığa yasadığınız zaman bu boyunla başla omuz arasındaki mesafeyi destekleyecek bir yükseklik olması lazım. Şimdi başın şeklini alan yastık ve baş gömüldü böyle sabaha evet. kadar böyle kaldınız. Böyle olmaz. Bu rahatlık değildir. O anlık kafanızı koyduğunuzda rahatlığı yumuşaklığı hissedersiniz <laughs> ama. Bakıyorum. Sabah ben seviyorum arası kalkarsınız. <laughs> yani hani. ben, ben uykuyu çok seviyorum. Benim uy Allah çok uyku uykuyla ilgili sıkıntı yok. Ama gömülen yastık da güzel oluyor işte onu söylüyorum. ama sonra ileriye dönük evet, şey kireçlenme, fıtıklar gelsin. Baksa kim daha bilir daha neler çıkacak senden. Kim sen bilir de. ya aynen öyle. İkincisi oturma şeklimiz. Şu anki oturuş şeklimiz. Öne doğru eğiliyoruz. <laughs> Şimdi ya öne doğru ki... eğildiğimiz zaman bir inat omur... ediyorum da kalkmadım bak bak. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi bakın omurgamız böyle. Ne dedik? Anatomik olarak yapısı boyunda çukurluk, belde çukurluk, sırtta da kamburluk olması lazım ki bu bizi dik tutan ve en sağlıklı şekil. Şimdi biz öne doğru eğildiğimiz zaman böyle eğiliyoruz. Şimdi eğildiğimiz zaman ne oldu? İki kemik arasında bu disk dediğimiz yumuşak doku Sıkıştı. Önden sıkıştırdık, arkaya doğru gitmesi için zorluyoruz. Yani, yani fıtık, çıkıyor ondan sonra fıtık arkadan, oluşması için fıtık. risk faktörlerinden biridir zaten bu. O yüzden ne diyoruz? İşte yerde oturduğumuz zaman, alçak yerlerde oturulduğu zaman belin şekli bu hale geliyor, düz oluyor. O yüzden diyoruz ki belimiz düz olmasın. Bel boşluğunu destekleyecek şekilde oturmamız veya destek kullanmamız lazım. O yüzden sırtımızı yaslayacağız. Hatta ergonomik yastıklarla veya işte sırt yastıkları veya e, koltuklara yaslanarak bel, bel çukurunu şöyle desteklememiz lazım ki ...bu sinirlere baskı olmasın. Hı hı. Uzun vadede... ...mesela özellikle Güney Kore'de... ...Çin'de insanlar daha çok yerde yaşadıkları için... ...yerde yemek hı hı. yerler, işte yerde oyun oynarlar... ...her şeyi yerde yaparlar. En çok problem bel problemi de onlardadır mesela. Bizim Anadolu'da da çok görülür. Ee, o yüzden... ...bel ameliyatlarıyla ilgili... ...teknolojik gelişmeler de onlarda daha fazladır. Kendilerine çözüm ürettikleri için sürekli. Hı hı. Yani bizim bel... ...belde düzleşmeyi engellememiz lazım bir şekilde. Bu bizim için kireçlenme ve fıtık oluşumu için risk faktörü. Hı, hı Bir de hocam bu çocukların okul çağındaki çocukların çantalarıyla ilgili böyle bir sıkıntı evet. var hani çok geliyor mu size çocuklarla ilgili böyle sıkıntılar? Şimdi çocuklarda tabii ki e, evet. omurgada eğrilikler işte sık gördüğümüz bir problem. Hele şu an günümüzde ellerinde sürekli telefon, tablet, iki büklüm durmalarından dolayı ama çoğu kambur durumda geziyor. Evet. Aileler çok getiriyor bize çocuklarını. "Çocuğum kambur." diye. Bunların çoğu duruş bozukluğuna bağlı. Ama bu erken yaşlardaki duruş bozukluğu. Daha sonra o esnekliği azaldıkça artık erişkinlik hayatına geçtikçe... Peki pardon geçtikçe... Zulay, Kamburu nasıl tedavi ediyorsunuz? Hani çok ileri derecede değilse nasıl bir tedavisi? Olmayan... Şimdi kamburluk şöyle. E, bizim en sık gördüğümüz kamburluk sebebi duruş bozukluğuna bağlı kamburluk. Evet. O da biraz önce anlattığım gibi omurganın öne doğru eğilmesi. uzun O da bir alışkanlık telefon, ya. Tablif. Şöyle duruyorsunuz 3 evet. dakika, 4. dakika i̇şte gene böyle ya. yani. Olmuyor yani duramıyor. Mutlaka... Ağır oluyor ben duramıyorum ya evet. 30 saniyeden hazır duramıyorum. E, tabii sonra. kimse duramaz böyle yani ancak ameliyat etmemiz lazım. Bir sopa koymak lazım <laughs> evet. yani. ama e, işte diyoruz ki biz, sırtımız arkaya değsin. Evet. Yani sırtımız arkaya değmediği sürece biz böyle duramayız yoruluruz yani. O yüzden ne yapacağız oturduğumuz zaman hep sırtımızı yaslayacağız. İşte çocuklarda veya günlük çalışma hayatında da şöyle, şunu söylüyoruz. Sırtınızı yasladığınız zaman... Önünüzdeki işi halledebilecek, bilgisayarda yazı yazabilecek veya ders çalışabilecek pozisyonda olmanız lazım. Yani masa yukarıda, sandalye hmm. aşağıda, sırtımızı yasacak pozisyonda. Dirseklerimizi koyduğumuz zaman öne doğru gitmememiz lazım. Dirseklerimizi hmm. koyduğumuz zaman sırtımıza değebilmesi lazım. Yani öyle ayarlamamız Tabii, lazım. Tabii hep böyle çalışırız hep. İşte bunlara dikkat etmemiz lazım. Kamburluğun en sık sebebi duruş bozukluğudur. Ondan sonra ergenlik dönemindeki erkek çocuklarda hızlı boy uzamasına bağlı kamburluklar sık görülür. Daha sonra romatizmal hastalıklarda, ankilozan spondilit dediğimiz hastalıklarda bunlara bağlı kamburluklar sık görülür. Bir diğeri de menopoz sonrası bayanlarda kemik erimesine bağlı kamburluklar görülür. O da kemiklerin yavaş yavaş yüksekliğinin kaybına bağlıdır. Yani omurgadaki şu kemiklerimiz normalde 3 santimse yüksekliği, kemik erimesine bağlı yüksekliği azalır, azalır, azalır. O birbiri birbiri üzerine artık Böyle gezen teyzelerimiz oluyor işte hmm. kambur vaziyette. Bunların hepsi için tekrar söyleyelim yani iyi bir hayat standartlarımızın iyi olması lazım. Süt, yoğurt, peynir gibi kalsiyum, bol yiyecekleri iyi tüketmemiz lazım. Bol bol yürüyüş yapmamız lazım kemiklerin güçlenmesi için. Ama mesela fazla tükettiğiniz zaman o da zararlı değil e, mi? Tabii her yani. şeyin yani sporun da fazlası evet. zararlı işte yiyeceğin de şeyi zararlı ama bunları eksik bırakmamak lazım öyle diyelim. Ee, ara ara tüketmek lazım. Peki bu sadece dışarıdan alınan kalsiyum süt vesaire bunlar yeterli olacak mı kemik gelişimi yoksa belli baş yani belli bir yaştan itibaren koruyucu bir ilaç vesaire tavsiye ediyor musunuz? Şimdi zaten kemik erimesi için depoları önceden sağlam tutmak lazım. Yani kemikte insan vücudundaki kalsiyumu D vitaminini önceden e, yeterli durumda tutmak lazım ki kemik erimesin. İkinci şey kemik erimesi başladıktan sonra diyelim ki onları yeterli durumda tutamadık kemik evet. erimesi başladı o zaman tedavimiz ne olacak? O zaman işte bu süt yoğurt peynirler yetmiyor. Evet. O zaman dışarıdan kalsiyum D vitamin takviyesi hatta başka bazı e, hormonal ilaçlarla bunları desteklemek gerekiyor evet. ki e, vücuttaki kalsiyum seviyesini belli bir değerde tutalım kemiklerdeki kalsiyumu belli bir seviyede tutalım ve kemiklerimiz erimesin. Kemik erimesi maalesef e, çok ciddi sonuçlara sebep olabiliyor. Ee, çok fazla sayıda e, herkesin bir yakını vardır düştü kalçasını kırdı düştü belini kırdı falan şeklinde aslında kalça kemiği çok sağlam bir kemiktir öyle düşmelerle kırılmaz beldeki sırt omurga kemikleri çok sağlamdır basit düşmelerle kırılmaz ancak ciddi yaralanmalar trafik kazası yüksekten düşmelerle kırılır ama kemik kelimesi olduğu zaman işte ayağımız burkulup da hmm. düşsek bile kalçamızı kırabiliyoruz o zaman da hmm. tedavilerde çok farklı oluyor çok işte protez ameliyatları gerekiyor ve uzun süre yatmak gerekiyor falan yani kemik kaynaması da gecikiyor çünkü o yüzden önceden önlemimizi almamız lazım ve şunu söylüyoruz menopoz sonrası her bayanlar için senede bir defa mutlaka kemik ölçümü yaptırmaları ve yürüyüşe ve gıda takviyelerine mutlaka dikkat etmelerini öneriyoruz. Hı hı. O zaman bu söylediğiniz rahatsızlıklar normalde aynı şartlarda e, kemik erimesi başlamış bir insanla kemiklerinde hiçbir sıkıntı olmayan aynı şekilde düşüyorlar. Birinin ki kırılıyor, birinin ki kırılmıyor evet. mesela, değil mi? Evet, Buna Evet. Yatta evet. işte düşerken kendini korumak için bileğini koyuyor. E, o da kırılıyor. kırılıyor. O da kırılıyor. Yani. Hı. Tabii yani en kişinin kilo olup olmamasıyla da ilgilidir bu şimdi. Evet. Ayağının üstüne bir benim düşmem var ayağımın üstüne bir senin kendi ayağının üstüne düşmem var. <laughs> Aynı tepki yani. olmaz sonuçta. Hocam yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Sizi şöyle ortaya doğru davet evet. ederken ben son bir şey sormak istiyorum. Özellikle bu kifoz ve kamburlukla ilgili korse tavsiye ediliyordu bir dönem. Ama evet. sonra onun da böyle alalım. Ama onun da sonra işte zararlı olduğu kasları zayıflattığı falan söylendi. O konuda ne düşünüyorsunuz? evet Bütün aslında sadece bel için değil, diz için, ayak bileklikleri Hı -hı. için, dizlikler için yani kullanacağımız ekstra destekler, korseler bizi daha düz tutabilir. Daha sağlam güven vererek tutabilir ama kasların yerine onlar bizi sıkı tuttuğu için kaslarımız zayıflıyor. Yani tamam. uzun süre bel korsesi kullanmak, uzun süre dizlik kullanmak e, kötü. Kaslar daha çok zayıflıyor ve bu sefer e, onlara alışırız. Onlarsız yürüme, yürüyemez. Ha, bu insanların, yaşların bastona alışması gibidir. Bastonu bırakamazlar. O güven verir çünkü. O zaman kendi yani. kasını güçlü tutacaksın kendin dik duracaksın. Evet. Yani, Dimdik ayakta dur Özlem. Çok teşekkür, Doçent, <laughs> Çok, teşekkür Çok teşekkür ediyoruz. Doçan Doktor Nurlu Ermiş. Teşekkür ederim.